Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayındaki hissemiz Kua Granit. Kua Granit'te iki tane toplama bölgesi var. Yani ben bu hisse senedinin Toplanacağına inanıyorum. 1. kademeninde 3.75, 3.38 olduğu, 2. alım bölgesinin de 2.55 olduğuna inanıyorum. Burada arkadaşlar görüyorsunuz ters fincan kulp formasyonu. Hedefi de 3.65'tir. Ama ben 3.65'e bir hat çekmedim. Onun yerine şurada bir destek oluşturdum. Şurada bir destek oluşturdum. Buraya bir kanal dedim buraya. Hisse senedimiz bu kanala giriş yaptığında bizim radarımıza girmiş olacak. Yani alım bölgemize birinci kademeli alım bölgemize ulaşmış olacak. Bu hisse senedi özelinde ne kadar bütçe ayırmak istiyorsanız o bütçenin yarısıyla veya %60 ile veya %50 ile ama çok da fazlasıyla değil. İlk kademeli alım buradan yapılabilir. <laughs> Çünkü bu hisse senedini toplayacak olanlar 2.55 seviyesini de bekliyor olabilirler. Şöyle bir durum var. 25 Ocak'ta faiz kararı var. Yabancı yatırımcı faiz kararlarımızı yetersiz buluyor. Onlara göre 500 bas puan olması lazım. Ama biz büyük ihtimalle 250 bas puanlık bir faiz artışı göreceğiz. 25 Ocak'ta. Bir de 22 Şubat'ta var. Belki de 250 bas puan 25 Ocak'ta bir 250 bas puan da 22 Şubat'ta yapılacak. Bir de 21 Mart'ta bir faiz kararımız var. 31 Mart'ta da sandığa gidiyoruz. İş 21 Mart kısmına oraya da bir 250 bas puanlık artışa dönerse hiç iyi olmaz. Çünkü genel beklenti Mart ayında artık faiz artışının olmayacağı. Öyle bir hava yaratıldı. Ve bu sebeple iş eğer oraya evrilirse yani 22 Şubat'ta da 250 bas puan 21 Mart'ta da bir 250 bas puan gelir miye evrilirse iş zaten 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz 21 Mart'ta faiz kararı yani zaten Mart ayında 2 bilinmeyen var çok sancılı geçer yani özellikle 22 Şubat ile 21 Mart arası hatta 31'inde sandığa gidiyoruz Mart sonuna kadar oldukça türbülanslı geçer ve bu bakımdan da borsamızın aslında iplerini koparıp gittiği yok sakin kalmak lazım. Ani yükselişlere aldanmamak lazım. Bir hisse senedi gidiyor diye heveslenip vagonlar atlamaya çalışmamak lazım. Kenardan olan biteni izlemek lazım bu aralar. Evet, çünkü buralardan 8100, 8000 seviyelerinden bir 7500 görülürse ben şaşırmam. Bu beni şaşırtmaz yani. Bakın 7500'e gideceğiz demiyorum. Yanlış anlaşılmalar olmasın. Beni şaşırtmaz diyorum sadece. Çünkü yerel seçim süreci faiz beklentileri, türbülansı sertleştirecek. Bu benim görüşüm. Sizler farklı düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden bu hisse senedinde de tüm bu anlattıklarım ışığında bu kanal kırılırsa tüm bu anlattığım olayların ışığında bu kanalı kaybederse bakın arası boş. 338 255 arası boş. O sebeple diyorum bu hisse senedini toplayacak olanlar de bekliyor olabilirler. Ama biz onlar kadar net bilgi sahibi olmadığımız için insider değiliz yani. Bu sebeple biz kademeli alımlar yapacağız. Diyelim ki bu hisse senedinde kimisi 10 milyonluk alır, kimisi 1 milyonluk alır. Kimisi 100 bin liralık alır, kimisi 10 bin liralık alır. Bu hisse senedinde bizim bu hisse senedine özel 100 bin liralık bütçemiz var diyelim. %50'siyle burada alıyoruz. Diğer %50'yi burası için saklıyoruz. Diyelim ki buraya hiç gelmedi. Önemli değil. Önemli değil. Ters ayakta yakalanmaktan iyidir. ihtiyatlı olmak lazım yalnız 6 seviyesinde satış yiyeceğini düşünüyorum oldu da 3.75 3.38 aralığından alım yaptık 6 seviyesinde vedalaşacağız kabaca 6 yani bu 6.30 6.40 da olabilir sen 6'da satarsın 6.30'a kadar gider hiç önemli değil 6 seviyesinde vedalaşmak lazım bu durumda da 3.38 3.75 bandındaki bir alım %75 ile %80 arasında kar getiriyor. Çok iyi. Ama vedalaşmasını da bilmek lazım. Evet ters fincan kul formasyonu 3.65 formasyonun hedefi. Ama tabii burada bir kanal oluşturduk. Şuradaki destek attı. Şuradaki destek attı. 3.75 3.38 kanalı dedik. Buraya giriş yaptığında radarımıza takılacak. Tabi burada mesela EMA'yı açtığımızda EMA 20, EMA 50'yi, EMA 100'ü, EMA 200'ü kırmış. EMA 50 de EMA 100'ü ve EMA 200'ü kırmış. Yani kusmuş, şelale. O sebeple ben buraya bir giriş bekliyorum. Bir bearish formasyon daha var. O da ders niteliğinde olsun. Ona da değinelim. Sonra videomuzu bitirelim. Şöyle bir çizim yapacağız şimdi. Burada genişleyen bir formasyon var. Şu şekilde. Şuradaki fitil, yani bu tür e, yüksek boylu fitilleri e, çok da ciddiye almamak lazım. Önemli olan şuradaki bakın mum ile şuradaki mumları birleştireceğiz. Çünkü spek hareketler yapabilir yani bu fitiller. E, genel görüntüyü bozmamalı. Biz kalıbı çıkarmalıyız burada. Şu şekilde evet bırakalım. Böyle bırakalım. Burada yukarı yönlü bakan beyarış bir megafon formasyonu var. Kırılım aşağı yukarı nereden gelmiş? Yani 581, 580 diyelim. 580'den burada kırılım gelmiş. Biz 580'i 33 ile çarpacağız. Çıkan sonucu 580'den çıkaracağız. 191. 580 eksi 191 389 Bakalım. Şöyle bırakalım. 390 389 Bu kadar basit. Bu işin doğrusu bu. Bu tür formasyonlarda yani genişleyen formasyonlarda olay şudur. Kendisiyle örtüşen piyasalarda mesela bu bearish bir genişleyen formasyon. Biz şu an nasıl bir piyasadayız? Borsamız bearish. Kendisiyle örtüşen bir piyasada oluştuysa düşüş %33. Diyelim ki biz bullish bir piyasadayız. Bu da yukarı yönlü bakan değil de aşağı yönlü bakan genişleyen formasyon. Yani bullish. Piyasamızda bullish diyelim. O zaman yukarı yönlü kırılım %33. Umarım anlaşılmıştır. Kendisiyle örtüşüyorsa piyasa %33'tür kırılım. Bear ise aşağıya %33. Bullish ise yukarıya %33. Kendisiyle örtüşmeyen piyasalarda ortaya çıktıysa Diyelim ki biz bullish bir piyasadayız. Fakat buradaki formasyon bearish. O zaman %33 değil %21 aşağıya kırılıyor. Aynı şekilde de bearish bir piyasanın içindeyiz. Şu an mevcutta görünen aşağı yönlü bakan bullish genişleyen formasyon diyelim. Şu anda da bearish bir piyasadayız. O zaman da %21 yukarı yönlü giderdi. genele vurulduğunda geçmişten günümüze %33 %21 oranında ivmelendiği kendisiyle örtüşen piyasalarda %33 kendisiyle örtüşmeyen piyasalarda %21 kırılım olduğu. istatistiksel olarak. Bu şekilde çıkmış sonuçlar. O yüzden diyorum %33 %21 diye. Evet. Bu da biraz işin eğitim kısmı oldu. Bizim burada en önemli atlamamamız gereken konu satış bölgesi. 6. 6.20, 6.30 Biz 6 diyelim biz. 6 bölgesinde vedalaşmasını bileceğiz. 2.55'i de görse 3.38, 3.75 kanalına da girse her iki kanalda da alım yaptık diyelim. 50.000 liralık burada 50 bin liralık burada alım yaptık. Gidiyor diyelim. Elinizdeki kar oranı sizi sarhoş yapmamalı. 6'da vedalaşacaksınız. Vedalaşmasını bileceksiniz yani. Evet. Umarım anlaşılır olmuştur. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın.